Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün inşallah yine arkadaşlık bilekliği dediğimiz, geçen videolarımızda da görmüşsünüzdür. Bu bilekliğin üçlüsünü yapacağız bu aparat sayesinde. Şimdi ben size bu Türkiye'ye yeni geldiği için bunun nasıl yapıldığını videomuzda anlatmaya çalışacağım ve gayet güzel bir bileklik elde etmiş olacağız inşallah. Arkadaşlar, ilk başta aparatımı aldığımız zaman bakın, hepsi aynı tarafa bakar. Bunlar çıkmalıdır bakın. Şunlar. Bunu çıkartıp bakın bunlar bu tarafa bakarken bu da bu tarafa bakıyor. Şimdi biz bunu bu şekilde çıkartıp ters çevirdik. Siz de aynı şekilde ters çevireceksiniz bu şekilde. Ve şunlar bu tarafa bakacak şekilde. Bu açık taraflar bu tarafa, ortadaki bana bakacak şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi yapımımıza geçelim. Hemen şöyle düzelttikten sonra evet. Şimdi bakın bileğimde de görmüş olduğunuz gibi bu modeli çalışacağız inşallah hep beraber. Yapımı kolay aslında. Önemli olan püf noktalarını arkadaşlar. Önemli olan püf noktalarını unutmamak. Evet. Yani yanlış yapmamak arkadaşlar. Evet. Şimdi lastiklerimizi alıyoruz bakın. Bu şekilde. Herhangi bir lastik alıp şekilde şöyle koyuyoruz arkadaşlar ve bir tane daha alıp ardından şöyle koyuyoruz. Devam. Bu şekilde devam ediyoruz. Taktığımızın sonuna takıp alttakini tek renk kullanırsanız arkadaşlar çok iyi olur çünkü karıştırabilirsiniz. Lastikleri almaya işlemine geçtiğimiz zaman lastikleri karıştırırsanız bu sefer bütün emekler boşuna gitmiş olabilir. Ondan dolayı dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet. En sonunda taktıktan sonra buraya atlıyoruz hemen. Evet, atlıyoruz ve tekrar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha alalım. Bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde iki sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ondan sonra buradan buraya geçiriyoruz. Bir tane de. Evet. Ve buradan da şuraya. Ve bir tane daha bu son oluyor arkadaşlar. Sonuncuyu da buraya geçirdik arkadaşlar. Ve şimdiki işlemimiz dediğim gibi lacivert kullanmayın artık. Çünkü göremeyebilirsiniz ipinizi yani lastiğinizi en alttaki. 3 tane bakın aldım. Siz renkli yapın veya farklı bir renk yapabilirsiniz. İlk başta şunları aşağı indirelim arkadaşlar. Biraz aşağı indirelim. Şöyle. Evet. Çünkü lastikleri almakta zorluk çekmeyelim arkadaşlar. Bu önemli çünkü üst üste bindiği zaman bu lastiği almanız zor olabilir. Alışını zaten göstereceğim birazdan. Sebep o. Sadece o yani. Evet. Bunu da aldık. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. 3 lastiğimizi aldık. Bakın. Bunu es geçiyoruz. Buradan 3 tane lastiği buraya takıyoruz. Bakın. Böyle. Taktık arkadaşlar. Ve farklı bir renk alalım. Bu sefer ortadan buraya takacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de taktık. Bu şekilde sona doğru devam ediyoruz. Bakın yine ortadan alıyorum. Bu şekilde takıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lacivert kullanmamaya bakın. Çünkü en sondaki lastiği göremezsiniz. Karışır yani. Kafanız karışmasın. Şimdi yine aynı şekilde ortadan böyle devam ediyoruz.
Ben sıradan renkleri koyuyorum arkadaşlar. Önemli olan sizin bu şekli, bu modeli kapmanızdır. Öğrenmeniz diyelim. Kapma sanki biraz kaba oldu gibi. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bu model daha yeni çıktı Türkiye'ye. Türkiye'de daha yeni duyuluyor diyelim. Bu yabancı ülkelerde bu bileklik geçen sene veyahut da 6 ay süresince vardı. Ve şu an çok rağbet görüyor yabancı ülkelerde. Bakın en sonunda aldım buraya taktım. Ve arkadaşlar şimdi şöyle 3 tane daha lastik alıp bakın. Bunu şu ikisine takacağım. İkisine. Taktıktan sonra şu tığımızı alıyoruz. Şu şekilde buraya getirdik, koyduk arkadaşlar. Ve iki tane daha, üç tane daha pardon, lastik alıp bunu da aynı yere aynı şekilde takıyorum. Pardon, başka renk yapalım bunu da. Bakın taktığım 3 tane. Ve bunu da buradan buraya getiriyorum. Evet. Ve arkadaşlar şunu aşağı alıp burada yaptığımız işleme devam ediyoruz. Yani 3 tane daha alıyoruz. Bu şekilde. Şuradan buraya. Ve devam ediyoruz aşağı doğru. Yine ortaya takıyoruz. Şu şekilde. Beyaz hiç kullanmamışız. Biraz da beyaz kullanalım. Evet. Şöyle renkli renkli. Cıvıl cıvıl olsun. Karışık gözükebilir ama emin olun. Bir kere yapın. İkinciye kendiniz farklı modeller bulacaksınız. Emin olun. Şunu da yine aynı şekilde buraya takıyoruz. Dediğim gibi lacivert kullanmayın. Çünkü en alttaki lastiğimiz lacivert. Sonra lastiği almakta zorluk çekeceksiniz arkadaşlar. Yaparsınız ama zor olabilir. Evet. Şimdi en son şunu da taktıktan sonra buraya bu işlemimiz bitmiş oluyor. Ve şimdi buraya yine 3 tane takıyoruz arkadaşlar. Lastiklerimi de bayağı dağıttım bu arada. Evet. Şöyle toparlayalım. Evet. Şimdi yine 3 tane alıyoruz. Bu şekilde. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Ve bu sefer buradan alıp buraya koyuyoruz. Ve tekrar bir 3 tane daha alıp bu şekilde koyduktan sonra burada buraya alıyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar şimdi son işlemde şu lastiğimizin ikiye kıvırıyoruz arkadaşlar şöyle. Şuraya takıyoruz. Buraya taktık. Bakın gördüğünüz gibi. Ve şuraya da bir saniye şöyle yapalım. Evet. Ona en son geleceğiz. Şimdi bu en son taktığımız lacivert vardı ya. Bunu alttan alıp arkadaşlar bu işlem çok önemli. Şöyle karşıya alıyoruz. Bakın. Aynı şekilde ötekini alıyoruz. Gördünüz. Evet. Ve şimdi aynı şekilde şunu da alıyoruz. Şuraya. Evet.
Bakın buraya geçirdik yine. Ve bu sefer şöyle çevirip bu lastiği alıyoruz. Dikkat edin karıştırmayın. Çünkü karışırsa hepsi gider. Bunu da karşıya alıyoruz. Bu işleme böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. Evet, en son buraya geldiğimizde bunu da yine alıp şunu, bunu en alttakini şöyle bazen kaçıyor insanın elinden. Bu şekilde şuraya alıyoruz ve şurasını açtıralım ki bakın bu rahatlasın. Ve tekrar en sondakini alacağız. En zor olan kısım neredeyse burası diyebiliriz. Çünkü en yoğun lastiğin bulunduğu yer burası. Arkadaşlar, evet. Bunu da aldık ve şimdi bollaştıralım. Evet, bollaştırdık. O da güzel oldu. Ve tekrar şunu alıyoruz. Bu şekilde. Böyle sona doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bakın. Şöyle bir de kilem gösterelim. Lastiklerin sağlam olduğunu dikkat edin. Dediğim gibi bir tanesi bile bozuk olursa hepsi bozuk olabiliyor. Evet arkadaşlar, en son yine bunu alıp buraya yerleştiriyoruz ve şunu şu klipsi takacağız arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Klipsi takıyoruz. Şunu çıkartıp şuradan. Ben elimden kaçırdım. Tabii siz kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde taktık arkadaşlar. Ve şimdi gelelim bunu alma işlemine. Şu şekilde yapıyoruz bakın. Şöyle alıp hiçbir lastik geride kalmayacak şekilde. Yavaş yavaş. Böyle çıkartıyoruz. Çok yavaş arkadaşlar. En son bölüm yavaş olsun. Çünkü bozulabilir. Lastik kopabilir. Bu şekilde çıkartıyoruz. En son burayı da aynen burada olduğu gibi şöyle alalım. Bak. Şuradan tutalım ve şu şekilde çıkartalım. Evet.
Yavaş. Şunu da yine bu şekilde çıkartalım. Şunu da şöyle alıyoruz. Evet. Dikkat edin, koparmayın arkadaşlar. Lastikler sağa sola takılabilir. Onlara dikkat edin. Şöyle göstereyim. Şuradan takıyoruz. Bu şekilde çekip lastiğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Neredeyse bitti arkadaşlar. Evet, en son bölümde de şu şekilde yapıyoruz ve şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve bakın, şu şekilde düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra bakın ne hale geldiğini siz de göreceksiniz. Bu şekilde bir bilekliğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın. Gayet zarif. Tabi biraz daha lastikleri düzeltiyoruz. Şöyle çekip. Evet. Ve bu şekilde bir bileklik sahibi oluyoruz. Ve arkadaşlar şöyle yapalım. Ben size göstereyim. Şu ikisi lastiği takarsak daha iyi olacak. Aynı zamanda kameraya da baktığım için arkadaşlar biraz tabii aksilikler oluyor. Bu şekilde göstereyim. Evet. Bakın şu şekilde yaptık. Ve bunu da şöyle takalım. Bakın arkadaşlar gayet şık iki tane bileklik. Arkadan da bu şekilde. İsterseniz biraz daha uzun yaparsanız uzun şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugünkü modelimiz, çalışmamız bu şekildeydi. Arkadaşlar, inşallah faydalı olmuşumdur. Eğer yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü kendimizi geliştirebilmemiz için, birbirimize faydalı olabilmemiz için mutlaka ki birbirimize yanlışlarımızı ve doğrularımızı söylememiz gerekir. Arkadaşlar inşallah faydalı olmuşuzdur diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın efendim.